Bilinçaltının sırları. Daha hala neden finansal özgürlüğüne kavuşamadın? Bunu merak ediyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Anlamaya çalış. Ayak bağlarının neler olduğunu, kafandaki kilitlerin bilinçaltında neler olduğunu anlayarak, bilinçaltının sırlarını kullanarak arzuladığın finansal özgürlüğe kavuşabilirsin. Şimdi bir kere bilinçaltı sırlarla dolu sevgili arkadaşlar. Bilinçaltı yargılamaz. 7 yaşında çocuk gibi düşünün. İyi de bilmez, kötüyü de bilmez genellikle. Sen ona ne dersen onu o şekilde kabul eder. Onu bir kural olarak yerleştirir. O kurala göre davranmaya başlar. Örnek, zenginler kötüdür diye sen bunu öğrendiysen, bilinçaltına o şekilde öğrettiysen, bilinçaltı bunu bir kural olarak, madde olarak yazıyor. Onun için vazgeçilmez bir kural. Zenginler kötüdür para kötüdür. Bu kurala göre seni bilinçaltın kurmaya başlar. Peki neyden koruyor? Seni paradan koruyor. Başka? Maldan koruyor, varlıktan koruyor, zenginlerden koruyor. Çünkü sen daha önceden bilinçaltına bir şey öğrettin. Ne öğrettin? Para, varlık, zenginlik kötü. Peki sen nereden öğrendin bunu? Sen bunu her gün ana akım medyada veya dizilerde veya filmlerde pompalanan para kötüdür, zenginlik kötüdür, zenginler kalleş, fakirler kardeş kuralına göre yani oradan sana yüklenen bir düşünce sistemini bilinçaltına yerleştirdin. Onu birinci madde olarak yazdın. Varlık konusunda, para konusunda, zenginlik konusunda birinci vazgeçilmez kural olarak orada yazıyor. Bilinçaltın öyle çalışıyor çünkü. Seni korumak için bilinçaltın doğal olarak zenginlikten koruyor. Seni paradan koruyor. Yani para kötü bir şey. Zenginlik kötü bir şey. Varlık kötü bir şey. Daire kötü bir şey. Araba kötü bir şey. Sen uğraşsan da bak o program değişmediği müddetçe sen çabalıyorsun, gayret gösteriyorsun, uğraşıyorsun, yırtınıyorsun, iş kuruyorsun ama bir türlü başarılı olamıyorsun. Bir türlü iflas etmekten kurtulamıyorsun. Bir türlü o kıtlık bilincinden kurtulamıyorsun. Çünkü senin bilinçaltının sırlarını bilmiyorsun. Bilinçaltının sırlarında dediğimiz gibi biraz önce onu madde olarak, birinci kural olarak bilinçaltına yazmışsın. Onu o şekilde kabul etmişsin. Bilinçaltını o şekilde programlamışsın. Çekirdek inancın o. Dolayısıyla sen istediğin kadar uğraş, gayret göster. İş kur, sonu hüsran, sonu kıtlıkla bitecek. Ta ki oradaki kuralları değiştirmeyi öğrenene kadar. Çünkü bilinçaltı biraz önce anlattığım gibi emir kulu. Sen ne dersen onu öyle kabul ediyor. Nasıl öğretirsen onu o şekilde kural olarak kabul ediyor. Sen komutansın, bilincin komutan. Komutan ne derse asker onu yapmak zorunda. Sen müsaade ettiğin için oldu. Sen programladın onu. Sen emri verdin. Sen de başka yerden öğrendin. Biraz önce dediğim gibi. Senin çevrendeki insanlar kıtlık bilincini sana yüklediler. Veya seyrettiğin filmler, veya seyrettiğin diziler, haberler, çevre onlar seni öyle programladı, sen öyle kabul ettin, bilinçaltında öyle programladın. Sırları öğrenirsen, birinci sıra maddeleri değiştirirsen o zaman kıtlık bilincinden kurtulursun. Çünkü senin bilinçaltın doğal olarak seni korumaya çalışıyor. Sen kötü olarak gördüğün için kötü olan tehlikelidir bilinçaltın. Öyle kabul ediyor, kötü olandan uzak tutar seni. Sen müsaade ettin çünkü kötü olarak gördün. Parayı, malı, mülkü, varlığı neyse artık. Dolayısıyla yapman gereken şey ilk önce bilinçaltı nasıl çalışır? Bunu öğrenmen lazım. Bilinçaltının diğer isimleri de var. Şuur altı diyorlar. Veya tahta şuur diyorlar. Bunun birçok ismi var sevgili arkadaşlar. Burada çözüm olarak neydi? Biraz önce dediğim gibi bilinçaltının çalışma stilini öğrenmen lazım. Çalışma sistemini öğrenmen gerekiyor. Sırları öğrenmen gerekiyor. Ama bunu sen şimdi YouTube'da merdiven altında bilinçaltı uzmanım diye çıkıp piyasada kıtlık bilincine sahip bir bilinçaltı uzmanından dinlersen o sana yine kıtlık bilincini yükleyecek veya kendi düşünceleri nasılsa onu empoze etmeye çalışacak veya kendi inanç değer neyse onu sana yüklemeye çalışacak. Bu sefer sen faydalanayım derken zarar görmeye başlayacaksın. Hani bunu da söylemek istiyorum. Genellikle YouTube'da bilinçaltı konularını seyrettiğinizde veya biz onları gözlemlediğimizde şunu görüyoruz. Orada ehil insanlar anlatmadığı için genellikle veya sizin değerlerinize sahip olmayan insanlar anlattığından dolayı onu seyreden inançlı bir insan inancını kaybedecek duruma gelebiliyor. Yani şirke girebiliyor. Allah korusun imanına zarar getirebiliyor. Çünkü bu insanlar bilinçaltını yanlış şekilde tanımlıyorlar. Bunlar genellikle bilinçaltını kozmik enerjiyle yok evrenden gelen enerjiyle veya evrene gönderilen enerjiyle veya metafizikle saçma sapan yere götürüyorlar. Dolayısıyla bu konuyu da söylemek istedim. Dibe inmemek için, inançlarını kaybetmemek için, Allah korusun şirke girmemek için senin inancında olan birisinden bilinçaltını öğren. Yani senin değerlerine, senin inancına saygısı olan, bilgisi olan, ilim sahibi olan. Yani bilginin yanında ilim sahibi olan insanlardan öğrenmeni tavsiye ediyorum. Yıllardan beri bilinç ve bilinçaltı konularında bizim inanç çerçevemizde eğitimler veriyoruz. Yani hem bilimsel hem ilimsel eğitimler veriyoruz. Bu konularda eğitim alanlar kafasındaki o kilitleri açıyorlar. Mesela kıtlık bilincinden kurtuluyorlar veya onu engelleyen başka kilitler oluyor. Yanlış çekirdek inançlar oluyor. Onları kafasından çıkarabiliyorlar. Yani anahtarla açabiliyorlar. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde arzuladıkları bolluğa, finansal özgürlüğe, arzuladığı hedef neyse oraya hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Eğitimlerimizde anlattığımız yöntemler kendini binlerce kez ispatlamış, kanıtlamış ve değerlerimiz çerçevesinde anlatılan yöntemler. Bu programlarımıza katılan danışanlarımız huzur, mutluluk, bereket konusunda arzuladıkları hedeflerine ulaştılar. Eğer sizde de bilinç altını gerçekten doğru kullanmayı öğrenmek istiyorsanız o zaman bizim eğitim programlarımızdan istifade edebilirsiniz. Programlarımıza katılabilmek için hemen bu videonun altındaki linke tıkla formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.